Merhaba, Türkiye'de iç siyaset artık öyle bir hal aldı ki her gün günden güne birbirinden farklı açıklamalarla devam ediyor. Bakın öncelikle bir önceki haftada Bahçeli'nin açıklamasıyla Öcalan'a neredeyse mecliste konuşma şansı vereceklerdi. Sonra ne oldu? Her yere kayyum atamaya başladılar terörist dedikleri için. Şimdi teröristtir değildir bu konuyu artık öyle bir hal aldı ki herkes kendine göre terörist tanımı yapmaya başladı. Yani geçtiğimiz hafta Öcalan'ı meclise çağırmak suç değilse bundan öncekilerden de suç oluyor. Onu da tabii anlamak çok zor. Peki ne olacak? Ülke nereye gidiyor diyeceksiniz. Ülke aslında iç siyasetin bir çekişmesiyle sıkışmaya doğru gidiyor. Yani bu sıkışma bir noktada tabii ki belli bir gerginlik ortamı yaratacak ve bu da dolar TL tarafına da borsa tarafına da kötü yansıyacak. Öncelikle dolar TL tarafından bahsedelim. Şimdi 2 ile 5 hafta içerisinde bir hareketlenme beklediğimi ifade etmiştim. Bunun illa faiz indirimle olup olmayacağı tabii ki tartışma konusu. İlla orayla olacak diye bir şey yok. Yani sonuçta ülke kaotik bir ülke. Her an her haber çıkabilecek bir ülke. Böyle bir haberin karşımıza doğru geldiğini düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Borsa tarafına baktığımızda tuhaf işler dönüyor orada. Yani aşağı yönlü hareketlerde alıcı yok ve satıcı net bir şekilde devam ediyor. Yani birileri para kaçırıyor ülkeden. Bu para kaçırma devam ettiği sürece hem ülkedeki kaotik ortamın sürmesi siyasi anlamda ve bunun devamının geleceğinin sinyalleri olarak algılanabilir. Dolar TL tarafında dediğim gibi 2 ile 5 hafta arasındaki süreç önemli. Ben dolarda bir atak bekliyorum. Ama peki o zaman dolarda atak olacaksa borsa niye düşüyor? İşte soru orada. Çünkü dolar yukarı gidecekse dolar getirisi olan hisselerin yükseliyor olması lazım. Düşüş varsa o zaman ortada farklı bir sebep geliyor demektir. Yani aslında piyasanın bildiği, bizim bilmediğimiz bir habere doğru koşuyoruz.